Ne o, erkencisin? Ne oldu? Bizi oraya niye götürdün Bihter? Anlamadım. Hilmi denen o adamla karşılaşacağımızı biliyordun. Elif'le onun tanıştığını da biliyordun. Onun için orayı seçtin değil mi? Hayır. Elif bana her şeyi anlattı. Bizi karşı karşıya getirmek için oraya götürdün değil mi? Elif sana ne anlattı bilmiyorum ama evet doğru. Elif'le ilgili bazı şüphelerim vardı. Eğer doğruysa da yol yakınken öğrenmen iyi olurdu. Neden benimle bu kadar ilgilisin? Neden? Nasıl neden? Ben sadece ailemizin... Ablana yazdığım notları saklıyorsun. Gizli gizli odama girip eşyalarımı karıştırıyorsun. Evlenmemi istemiyorsun. Niye yapıyorsun bunları Bihter? Niye bu kadar düşünüyorsun beni? Niye aklın hep bende? Küstah. Ne oluyor? Bir de Nihal'e şakası yapma diyor. Kendine bak önce. Ayrıca hiç alay etme, saçlarım böyle çok iyi. İzninizle üstümü değiştireceğim. Neydi o manzara öyle? Tokatlayacaktın neredeyse, ne yaptı? Hiç işte, saçma sapan uğraşıyor benimle. Son günlerde çok didişir oldunuz. Bu hiç hayra alamet değil. Gördüğün gibi her şeyin farkındayım canım. Ne var ki neyin farkındasın? Sen Adnan yok diye gerildin. Onun nişan heyecanı sardı. Sebepsiz tartışmalarla huzurunuz kaçacak diye korkuyorum. Aile toplantısı nasıldı? Güzeldi. Adnan kaçırdı. Keşke bu kadar yoğun olmasa değil mi? Olaylardan uzak kalıyor hep. Keşke ben de sizle gelseydim. Biraz dışarı çıkayım, havam değişsin dedim. Daha beter moralim bozuldu. Bihter, ben senden özür dilerim. Çok mahcubum. Öyle olman gerekir. Dün gece utancımdan eve gelemedim. Bir otelde geçirdim geceyi. Gerçekten uyumadım. Düşündüm. O sözleri nasıl söyledim diye. Kendimi yedim bitirdim. Ben şaşırmadım halbuki. Tarzın bu senin. Eskiden beri hep küstahtın. Onun için hiç hoşlanmazdım senden. Hiç değişmiyorsun. Hep aynı Behlül'sün. Lütfen. Evet, dün oraya bilerek götürdüm sizi. Çünkü Aynur Hanım ciddi şekilde şüpheleniyordu Elif'ten. Hilmi Bey'le telefon konuşmalarına şahit olmuş. Elif açıkladı bana bu durumu. O şekilde bir şey yok aralarında. Ben ailemi, kocamı düşünüyorum. Senin eşin bizim ailemizin de bir ferdi olacak. Onun için seni de huzursuz etmeden gerçeği öğrenmek istedim. Yarın bir gün etraftan duyarsan daha kötü olur diye. Ama senin bu kadar kendine aşık olduğunu tahmin etmiyordum. Ne çok değer veriyorsun kendine, ne zannediyorsun? Bihter yeter. Özür diledim işte. Hayatım, kaçayım dedim ama kurtulamayacağım galiba. Gündeme bir baktım da benim toplantıya katılmam lazım. Tamam canım. Sen gir toplantına, ben de eve gideyim. Buraya kadar da getirdim seni. Olsun, evde görüşürüz. Kızmadın değil mi? Yo, sen işine bak. Hadi Behlül, teşekkür ederim. Olsun. Ah Behlülcüğüm, yine geç kaldın tabii. Halacığım, hoş geldiniz. Bu güzel çiçekler kime bakalım? Bana almıştır. Amcam için aldım Bihter. Masamızda dursun. Güzel güller. Cemile, şunları vazoya koyalım. Oo, Behlül Bey gelmiş. Sana çiçek almış bak. Aman aman, çok düşüncelidir benim yeğenim. Elif'ten sonra böyle oldu. Kızcağız ne uğraşıyor kim bilir. Hayırlı olsun hayatım. Allah tamamını erdirsin. Amin. Elif niye gelmedi? Bravo. Bravo. Aferin vallahi, çok güzel. Size çok kızıyorum Behlül. Niye piyanoyu ihmal ediyorsunuz? Nasıl ama? Tebrik ederim. Nihal çalıyor zannettim. Benim tekniğim biraz daha ileri tabii ama Behlül de fena değil. Hadi bir daha. Öyle söylersen çalar mıyım bir daha? Ya hadi ne olur. Bak 40 yılın başında oturuyorsun piyanoya. Ben atölyeden resim bakacağım. Hadi bir tane daha. Hadi Behlül, nazlanma. Bak şimdi. Hadi Bülent. Görme o kadar. Hadi alayı alalım. Hadi ala. Ay yavaş yavrum, yavaş. Ay hakikaten Firdevs Hanım kalkacak şimdi ya, yapmayalım artık. Hadi bir tane daha. Aa yok artık. Hafta sonu gündüz yine yapalım ama, tamam mı? Bakarız. Sağ ol Behlül'cüğüm. Hadi bakalım yatalım. Bu gece benim odamda yatar mısın? Benim odamda. Kusura bakmayın, ben çatı katından çok memnunum. Kimse rahatımı bozmasın. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Canım. Hadi Behlül. Hadi Behlül. Geliyorum. Girebilir miyim? Girme. Bihter, senden defalarca özür diledim. Lütfen çık dışarı Behlül. Benim bir kere yüzüme bakmanın Bihter. Rica ederim. Bu saçmalık beni fazlasıyla germeye başladı. Seni mi beni mi? İyi işte, gelme üstüme. Konuşalım. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Öyle şımarıksın ki çocuk gibi. Nihal'le Bülent'ten gerçekten farkın yok. Sürekli sinir ediyorsun beni. Ne yapmaya çalıştığını hiç anlamıyorum. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Ateşle oynuyorum. Lütfen beni yalnız bırak.